Deniz nereye gitti? Bilmiyorum, kalmak istemedi herhalde. Hayır, biz şimdi buraya senin evine mi gideceğiz? Evet dayıcığım, bizim eve gideceğiz. Yaşasın. Nerede? Sen de bizimle gelecek misin? Tabii ki geleceğim. Bundan sonra hep birlikte olacağız. Seni hiç bırakmayacağız. Ben de sizi hiç bırakmayacağım. Büyük patron. Kendine dikkat et, tamam mı? Derslerine iyi çalış. Özleyeceğiz seni. Yapıştır. Görüşürüz Alıcığım. Görüşürüz. Çalışıyor muyuz beraber? Ferit dikkat et. Ben burayı çok özlemişim. Seni de çok özlemişim. Atla bakalım. Dayı, ben burayı çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Siz ilk evlenmişsiniz. Yoksa ben buraya gelemeyecektim. Ama sen artık düşünme bunları. Buradasın işte sonunda. Bir dakika ya, sen az önce çok mutluydun. Ne ara duygusallaştın? Ne yapalım biliyor musun? Hep beraber film izleyelim. Abi tamam, hangi filmi izleyelim? Hani senin şu çok sevdiğin, 15 kere falan izlediğin bir çizgi film vardı ya, onu izleyelim. Yaşasın! Nazlı, Nazlı da izleyecek mi bizimle? Hayatta kaçırma. Yaşasın! O zaman ben hemen filmi bulup geliyorum. Yani ben en son adamdaydım. Nasıl mutlu? Nazlı. Aramızdaki bu oyuna Bulut buradayken de devam etmeliyiz. Gerçek bir karı koca gibi görünmeliyiz. Evet, bir süre daha devam edebiliriz zaten. Ama Bulut alıştıktan sonra açıklayabiliriz gerçeği. Bulut akıllı bir çocuk, anlayacaktır. Ama bu çok tehlikeli olur. Neticede Bulut hala çocuk. Ağzından her an bir şey kaçırabilir. Mecbur devam ettireceğiz. Bulut'a bakayım ben. Hiçbir kediye benzemiyor. Çok lezzetli, güven bana. Peki, tamam tamam, yiyeceğim. Aferin. Sen ne ara bu kadar uyanık oldun ya, Bulut? Ya ama bu çok ekşi. Bak vallahi çok güzel diyorum sana. Hakikaten çok ekşiymiş Bulut. Yeme, boş ver. Aslan dayım be. Ferit, ne yaptığını öğrenebilir miyim? Çünkü ben burada iki saattir dil döküyorum. Şu kivinin var ya, tarihçesini anlattım çocuğa. Neden? Ebeveyn olmak bunu gerektirir. Bence bugün ilk gecemiz olduğundan kuralları biraz gevşetebiliriz. Evet, gevşetelim, gevşetelim, çok iyi olur. Ama gel bir şey söyleyeceğim. Yarın her şeyi düzene sokuyoruz. Okulun zaten devam ediyor. Derslerin olacak, ödevlerin olacak bir sürü. Ayrıca beslenme ve uyku saatlerine de dikkat edeceğiz, tamam mı? Ama ne olacak? Hiç bana öyle bakma Bulutçuğum. Neden? Çünkü kendisi evimizin direğidir. Ve kurallar koymaya bayılır. Direk ne derse o. Dayı lütfen ama. Of. Yemiyor musunuz şimdi kivi? Ben yiyeceğim mi? Hı. Al bakalım. Tamam, kabul ediyorum ekşiyim. Ama çok sağlıklı. Bahsettiğin ayak parmaklarından kafatasına kadar uzanan. Ekşi kivileri düşünürken birden aklıma annen geldi. Bulut'u ne zaman götüreceksin ona? Bulut'u aldığımızda çok sevinmiştir herhalde. Herhalde. Nasıl yani? Aramadın mı? Ben aramadım ama İkbal Hanım haber vermiştir. Ferit tamam, bu evlilik meselesi yüzünden aranız çok iyi değil biliyorum. Ama böyle önemli bir haberi sekreterinden duymak çok kırmıştır onu. Annem alışıktır böyle şeylere. İyiymiş. Benimki olsa var ya parçalardı beni. Demek ki çok yakınsınız. Ben babanla daha yakınsın diye düşünüyordum. Öyle. Ama insan belli bir yaştan sonra annesiyle daha yakın olmaya başlıyor. Mesela bir şey yaparken hep düşünüyorum. Ne der acaba diye. Ama onu kızdırmayı göze aldın evlenirken. Evet, ama o başka.
kızsa bile beni anlayacağını biliyorum. Bence sandığımızdan çok daha fazla benziyoruz birbirimize. Zeynep de çok düşkündü anneme. Çok yakındılar, hatta arkadaş gibiydiler. Annem o yüzden hayata küstü. Kendini çiftliğe kapattı. Büyük ihtimalle Zeynep yerime benim ölümü tercih ederdi. Saçmalama. Hiçbir anne böyle bir ayrım yapmaz. Bence bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Yapamaz herhalde, haklısın. Ne zaman götürüyoruz Bulut'u çiftliğe? Hatırlasana ne kadar mutluydu doğum gününde. Olabilir, bakarız. Bakmayalım. Harekete geçelim. Aynı odada yatmak zorunda mıyız? Efendim? Diyorum ki aynı odada yatmak zorunda mıyız? Bulut burada kaldığı sürece evet, aynı odada yatmak zorundayız. Niye? El kadar çocuğu kandırmak çok mu zor? Yani geçen gün uyanıp yanımıza geldi, hatırlıyorsun. Yine böyle bir şey yaparsa ne demeyi düşünüyorsun? Dayımla kavga ettik, ayrı odalarda yatıyoruz falan mı? Ben derim aslında. Ama bu işin sonu kavgaya bağlanır. Ben gece gece stres yüklenmeyeyim. İlk geceler. Ama aynı odayı paylaştığımıza göre bir takım kurallar belirlesek iyi olur Nazlı. Sanıyorum ki yeterince fazla kuralımız var. Emin misin yeni kurallar eklemek istediğine? Hı hı. Mesela ben senin kıyafetlerini öyle sağda solda görmek istemiyorum. Yani daha düzenli olmasın. Bir dakika ya, ben zaten yeterince düzenli bir insanım. Ama geçen gün bu ıslak bornozunu yatağın üzerine bırakmışsın. Onu bırakmadım orada ben, unuttum. Çorabını da yerde unutmuşsun. Hayır, onu unutmadım, o düştü. Neyse, anlaştığımızı düşünüyorum ben. Peki, müsaade edersen ben de bir kural koymak istiyorum, heveslendim. Buyurun. Işığı kapatabilir miyiz lütfen? Işık açıkken uyuyamıyorum. Ama kitap okuyorum şu an. Hiç önemi yok. Kurallara uymamız lazım. İyi geceler. Sitting back, happy Jack, taking my time. One more go, that'll show I'm out of rhyme. So
seat back jacket, it's time to relax. Nazlı? Bulut? Uyuyamadın mı sen? Uykum kaçtı. Gel, gel birlikte yatalım. Gel bakalım üstünde örtelim. Sen neden buradasın? Dayım nerede? Aa, ben... Benim çok sevdiğim bir belgesel vardı da... ...onun tekrarı varmış, onu bekliyorum. Ne belgeseli? Ne belgeseli? Aa bak, penguen belgeseli başlamış zaten. Aa, ben penguenleri çok severim. Peki izleyelim o zaman. Uykumuz gelince de yatağımızı geçeriz. Tamam. Günlerce ve günlerce süren yürüyüşlerinden sonra... Ne oluyor bakayım burada? Dayı gel gel. Belgesel seyrediyoruz biz. Bir araya gelin. Kay o zaman. Ap. Güvenli bir ortamda bir araya gelen imparator penguenler... ...ömür boyu sürecek kuşları burada arıyor... ...ve burada... ...nesillerini devam ettiriyorlar. İmparator penguen bu mu? Hı hı. Antarktika, Güney Kutbu. Ortalama sıcaklık -40 derece. Buzluk ortamın üzerinde tek bir varlık hayatta kalan... İstemedim. İmparator penguen. Denizden çıkarak toplanan imparator penguenler... Asma yüzünü. ...sanki bir şeyi bekler gibiler. Birden bir ses... Asuman o duvarın bir tuğlası verildi. Bekledikleri... Hepsini çağırdı. Konuşmaya ömrümüz yetmez, boş ver. Hepsi birlikte ayağa kalkıp bir yürüyüşe geçerler. Bu bir aşk yürüyüşüdür. Bu yürüyüş günlerce sürecektir. Farklı yönlerden gelen gruplar aynı gün aynı yerde bir araya geliyorlar. Tıpkı bir büyü gibi. İşimizi bitirelim de paşa dayın uyanınca çıkalım. Tamam. Paşa dayın geldi. Dayı. Biz yemeğimizi yedik, hazırız. Aferin sana aslan parçası. Günaydın bebek. Günaydın hayatım. Hadi geç kalacağım ama. İyi hadi montunu giy bakalım. Gel bakalım. Sevgilim sen de giy, üşüme. Teşekkür ederim. Ben çıkayım en iyisi. Yok çıkma, gel buraya, çantam var. Heh, peki. Benimki de var. İyi. Gel bakalım. Hı? Aferin, hadi bakalım. Nazlı. Senin ne işin var burada?
Ya aradın ya okuldan çağırdılar diye. Senin ne işin var? Tarih olacak mı? Onu sen dedin canım, ben demedim. Gerçi telefonu sıradama kapattığınca konuşmayı bitiremedik. Ondan kafan karışmıştır. Kusura bakma, biraz sıkışık bir durumdayım. Ama dayanamadın, geldin değil mi sen de? Gidip bakalım neler yapmış bizimki. Neredeler biliyor musun? Şurada bir görevli var, ona sorabiliriz istersen. Şunu düzelteyim. Ebeveyn gibi gözükmeliyiz. Merhaba, kolay gelsin. Spor salonu ne tarafta acaba? Sağ kapıdan çıkınca görürsünüz. Tamam, teşekkürler. Hadi seri, hadi. Aferin. Daha yavaş, daha kontrollü. Aferin, al topu hemen. Geç sırana. Bulut, yerine. Devam edin siz, devam edin çocuklar. Ay bir an 10 yaşıma geri döndüm. Ne yapmıştın 10 yaşına? Arkadaşıma kafa atmıştım. Bulut'un ebeveynlerisiniz herhalde. Evet, merhaba, ben Ferit Aslan, dayısıyım. Nazlı. Yengesi. Memnun oldum. Ben de spor hocası Ekrem. Memnun oldum. Hocam, gerçekten çok şaşkınız. Bulut hiç öyle bir çocuk değil aslında. Biliyorum. Bulut ailesini kaybettikten sonra okulda daha da agresifleşti. Ama inanın işi hiç bu raddeye getirmemişti. Belki maç yüzünden girmişlerdir birbirlerine. Bu da hoş değil tabii ama en azından bir açıklaması var. Hayatım, hocamız maçtan önce başladı dedi ya. Duymadın mı? Duydum hayatım, duydum da bazen maç heyecanı öncesinden başlar ya. Yani sen bilemeyebilirsin. Devam edin çocuklar, devam edin. Durun dedim mi ben size, hadi. Hadi devam edin, aferin. Kavganın aslında maçta bir alakası yok. Yani onu söyledin, bunu yaptın. İncir çekirdeğini doldurmayacak şeyler. Tamam, teşekkür ederiz hocam. Biz Bulut'a gereken cezayı vereceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. Evet. Ama ceza vermeden önce karşımıza alıp güzelce konuşacağız. Çocuk hatasını iyice anlamalı. Evet, tabii evde konuşuruz ama bu yaştaki çocukların gerekli dersi almaları için somut adımların da önemli olduğunu biliyoruz. Evet, biliyoruz. İşte bu yüzden bu konuyu evde masaya yatıracağız. Devam edin çocuklar. Devam. Aferin. Sırayla. Hadi. Aferin. Ben gereğini en iyi şekilde yapacağınızdan eminim. Bulut'a karşı tavrımızı net bir şekilde ortaya koyacağız. Hiç merak etmeyin. Evet. Net bir şekilde ne düşündüğümüzü, yaptığının ne kadar yanlış olduğunu ona öğreteceğiz. Aşkım biz hocayı daha fazla oyalamayalım istersen. İyi günler o zaman size. Buyurun Bulut'u da alabilirsiniz. İyi günler. İyi günler. Bulut. Hadi gel. Aferin çocuklar. Hadi devam et. Aferin, aferin. Daha hızlı. Evet. Bulutçum, biz ilk öğrendiğimizde çok şaşırdık. Bizim tanıdığımız Bulut hiç böyle şeyler yapmaz dedik, değil mi Ferit? O yüzden bir de senden dinlemek istiyoruz. Anlatmak ister misin bize? Önce Efecan başlattı. Neyi başlattı Bulut? Efecan hep sınıfa girdiğinde bana omuz atıyordu. Bu dinle attı. Ben de çarptım bir tane. Çarptın bir tane. O ne demek dayıcığım? Hakan'ın işte söyledi. Dedi ki biri seni durmadan gıcık ederse dedi altta kalma. Kiminde yürek var, kiminde de kalp var demişti ya. Bende de yürek var işte, vurdum bir tane. Bulut. Bulut, canım. Bak herkesin iki eli iki yumruğu var. Her tepesi atan karşısındakine saldırırsa ne olur? Nasıl çözeriz biz o zaman problemleri? Bana ne? Önce Efecan başlattı, omuz attı, o hak etti. İyi, hak ettiyse sen de temiz bir cezayı hak ettin. Bir hafta televizyon, bilgisayar yok sana. Neden ya? Biraz fazla oldu sanki. Ama cezanı harfiyene versen düşebilir. Hı hı. Bana ne? Efecan hak etti bir kere, omuz attı. İnşallah geç kalmamışızdır da. Seni restorana mı bırakayım, bizle mi gelmek istersin? Restorana gideyim ben. Nazlı, ne olur bizimle gel.
Tamam Bulut'cum, sen hiç merak etme. Restoranda ufacık bir işim var, halledip hemen eve geleceğim. Akşam masal ben anlatacağım sana.